Projeler Kings'e 3'e tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz daha zaman geçti. Ufak tefek paramız biraz daha birikti. 750 para olduğu zaman 250 düklük için 500 de İrlanda Krallığı'nı kurmak için aslında 750 para biriktirmek istiyoruz. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Oyunun en karışık gibi olan Succession hikayesinden bahsedeceğim. Çünkü şu anda her şey tıkırında gibi görünmesine rağmen başımıza bir bela açabilecek bir konu var. O da bizim karakterimiz bir şekilde baba, Petty King, Murchard ölürse bunun bu bütün toprakların kime geçeceği konusu. Succession. Şimdi bizim bir tane erkek çocuğumuz olsaydı her şey çok rahattı. Ama bizim oyunda her ülkenin bir succession law'u var. Yani bu title'ı tutan kişi öldüğü zaman kim bunun yerine geçebilir meselesi. Bizim elimizdeki bu konudaki succession law Confederate Partition. Yani bütün çocuklarımız, ama erkek çocuk önemli burada. Çünkü gender law'dan dolayı. Yani agnetik kognatik önce sadece erkeklerin önemi vardır gibi bir şey. Bizim çocuklarımız, iki tane erkek çocuğumuz ülkeyi paylaşacaklar. Şimdi burada diyor ki öldüğün zaman when you die you will play as player heir Brian McMurchard ve bunları alacaksın sen diyorlar. Yani bu Petty Kingdom, bu düklük, bu kontluk, bu kontluk, bu kontluk, bu kontluk. Bu güzel ama diğer oğlumuz da buranın düklüğünü alacak. Şimdi buradaki sorun şu. Bizim iki tane düklük title'ımız var şu anda. Bu iki düklük birbirine arasında bir bağlantı olmadığı için eğer biz krallığı kurmadan baba ölürse burada şu düklükle alakalı bir tane yeni bir bağımsız devlet kurulacak. Bu bizim çok canımızı sıkacak bir şey. Ve bu normalde en oyunda nefret edilen istemediğiniz hikaye. Bu succession law. Dolayısıyla burada bir tane değiştir diye bir tuş var. Change diye bir tuş var. Buna basıp biz bir şey değiştirmek istiyoruz. Hanedanda bir sonraki kişinin kim olacağıyla alakalı iki tane grup var. Birden fazla veliaht olma senaryoları, tek veliaht senaryoları. Bizim istediğimiz aslında tek veliaht senaryoları. Buradaki primogenitür en büyük çocuk her şeyi alır. Ultimogenitür en küçük çocuk her şeyi alır. House seniority ailedeki en büyük kişi alır. Yani işte atıyorum amca varsa çocuklara geçmez önce amca alır gibisinden düşünün. Multiplayer senaryosunda Confederate Partition bu en kötüsü. Çocuklar eşit bir şekilde alırlar. Partition biraz daha şey olur efendim söyleyeyim biraz daha bir tık daha bir çocuğa doğru iş kayıyor. High Partition'da bir çocuğa doğru çok daha fazla kayıyor. Ama buralarda oyun diyor ki sen diyor buralar için the Irish culture does not have the hereditary rule innovation. Bizim diyor böyle bir hereditary rule diye bir teknoloji keşfetmemiz lazım diyor Partition, High Partition için. Primogenitor için de diyor ki primogenitor innovation'a ihtiyaç var diyor. Ha şimdi bunlar ne? Bunlar da oyunun teknoloji tree'si hikayesi. Teknolojileri hikayesi şurada altta pek konuşmadığımız 3 tane yer vardı. Bunların bir tanesi bu. Bu da oyunun teknoloji tree'si. Yani Civ 6'daki ve benzeri oyunlardaki teknoloji tree'yi düşünebilirsiniz. Şimdi burada oyun teknoloji tree'yi 4 tarih parçasına bölüyor. Tribal, Early Medieval, erken ortaçağ, efendim söyleyeyim High Medieval, Late Medieval. Hereditary rule'umuz şurada. Yani bizim bulunduğumuz zaman diliminde Early Medieval'da. İşin kötü yanı primogenitür burada, High Medieval'da. Ve 1200'e kadar bu üretim olmayacak. Yani oyun aslında burada siz diyor ki Early Medieval'da uzun süre High Multiple Heir'le takılmanız lazım diyor. Bir tek bunun istisnası yanlış hatırlamıyorsam House Seniority Heraldry ile alınıyor. Heraldry de High Medieval'da şurada var. Ya yani aslında House Seniority'yi Single Heir versiyonu High Medieval'da alabiliyorsunuz ama Early Medieval'da tek bizim şansımız, efendime söyleyeyim, Partition ve High Partition iyi senaryo bu da. Bunun için de bizim yalnız Hereditary Rule'a ihtiyacımız var. Peki, biz bu teknolojiler, burada çeşitli teknolojiler var. Sadece bu değil. Oyun bunları 3 ana kategoriye ayırıyor. Military, Civic, bir de Cultural. Cultural genelde sizin kültürünüzle alakalı şeyler varsa vardır, yoksa yoktur. Bu üçü, bunlar Reconquista, İspanyollarla alakalı bir şey. Gilman, Araplarla alakalı. Bu düzgün okuyamadığım şeyde adını isminden de tahmin edeceğiniz gibi Almanlarla alakalı. Bizim konumuzla pek alakası yok. Üst taraflardakilerde yeşil olanlar bizim bu teknoloji sahibiz manasına geliyor. Bard olmaya çalışanlar da daha olmadığı manasına geliyor. Peki biz bunları nasıl ne yapabiliyoruz? Bu yalnız şöyle kültür bu teknolojiyi keşfediyor. Hanedan değil kültür. Yani o yüzden oyun şu anda büyük bir şekilde Irish diyor. Yani biz keşfettiğimiz zaman diğer İrlandalılar da keşfediyorlar bunu. Ben nasıl bunu kolaylaştırabilirim? Hereditary Rule. Peki ne kadar dolacakmış? 382 yıl gibi komik bir süre diyor oyun.
ben burada bir tane teknolojiye ben bununla ilgileniyorum deyip bunu tıkladığım zaman bunu ben hızlandırabiliyorum. Hızlandırıyorum derken tabii 382 yıla 52 yıla indirdik ama tabii bu da çok çok önemli bir şey. Acayip de hızlandı ama gene de tabii eksik bir şey bu. Bunu hızlandırmanın yolu sizin karakterinizin learning'inin iyi olması. Learning skill tree'de bununla alakalı mesela scientific diye bir şey var, bu bunu artırıyor gibi. Bir de buranın development'larının artması. Yani sizin bölgeleriniz ne kadar gelişmiş olduğuyla alakalı. Bölgelerde bir development var. Şurada 6. Bu yavaş yavaş gelişiyor. Ya da buna siz ekstra emek sarf ederek, şehirlerinizdeki belli şeyleri upgrade ederek falan bunu yapabiliyorsunuz. Bu oyunun genelde en böyle rahat olmayan gibi yeri. Ha, bunun tabii başka alternatif yöntemleri daha var. Ne demek? Mesela bu oğlumuz olmasaydı bu derdimiz olmayacaktı. O zaman biz bu oğlumuzdan bir şekilde kurtulamaya çalışabiliriz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Şimdi normalde siz oyunun şimdi asıl eğlenceli tarafları olan birilerini öldürme işlerine girmek gibi. Mesela biz şu adamın demiştik ki bu adamın elinden Titan'ı alabiliriz. Elinden Titan'ı almanın bir yöntemi de öldürmek demiştik. Ama bu çok kolay bir ihtimal değil. Aynı şeyi biz oğlumuza yapabilir miyiz? Oyun bir tek diyor ki kendi oğlunuzu öldüremezsiniz diyor. Kendi çocuğunuzu, kızınızı öldüremezsiniz. Torununuzu öldürebilirsiniz. Kendi çocuğunuzu direkt öldüremiyorsunuz. Ama bunun bir triki var. Hapse atıp hapiste idam edebiliyorsunuz. Bir diğer alternatif de ben diyorsunuz ki ben seni atıyorum. Sen bu ailede hiçbir hak sahip olamayacaksın. Sen benim varisim değilsin. Sen benim oğlum değilsin diyorum. Tiger Naha. Böyle bir seçenek de var. Şu anda bir gaddarlık işine girmek istemediğim için yapmıyorum. Biraz daha böyle insana gitmek için yapıyorum. Ama tabii ki oyunun işte güzel ve enteresan tarafları, siz tamamen değişik şeyler yapabilirsiniz. Takılabilirsiniz. Yani ne kadar daha gaddar bir insan olarak da yönetebilirsiniz, daha adil bir insan olarak da yönetebilirsiniz. Derken hapiste birisi öldü diye bir şey aldık. Hapiste insan unutmuşuz. Bunları okutabiliyor muymuşuz? Hala okutamıyoruz. Para etmiyorlar. O zaman şunu gene salıverelim. Bunu da bir gain vcook. Olmuyormuş bu. Peki bunu nasıl verelim? Biraz insanla yapalım. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Briefini alırsak bir düklük daha alıyoruz. O zaman bu düklüğü kaybetsek bile biz krallığı kurarız deyip o yüzden Briefini'ye bir savaş açalım diye bir niyetim var benim. Hazır para 750'ye yaklaştı ama yine de ne olur ne olmaz. Declare war ama yine bunu Earldom'la alıyor. Earldom'la alıyorsa bunu yapmayalım biz bu işi. Çünkü Earldom'la ondan sonra saçma sapan güçlenmesinden endişe ediyorum. Aramız iyi ama 56. Gene de ne olur ne olmaz. Buradaki bir diğer konuda şu bahsettiğimiz şeydi. Renown. Renown sizin hanedanınızın bir şey demiştik. Nasıl bizim karakterimizin bir skill tree'si varsa hanedanımızın da bir tık bir skill tree'si var. O da şuradan. Legacies. Bu renown puanları toplandığında 1000'i ulaştığı anda siz bu seviyelerden bir tanesinden bir yeni özellik açabiliyorsunuz. İşte mesela dayak, bu ailedeki herkes daha iyi dayak atar. Bu ailedeki herkesi halk biraz sever. Daha hızlı bunun korkutuculuğu artar falan falan gibisinden şeyler. Burası şu anda birazcık bizim için erken. Üçüncü tarafta din, ama din genelde statik bir şey. Dini siz değiştirebiliyorsunuz. Ama değiştirmek biraz böyle bir karmaşık bir hareketi var. Onun haricinde genelde dine göre bizim şeylerimiz değişiyor. Neleri yaparsak iyi olur, neleri yaparsak kötü olur. Yani bizim dinimize göre mesela chaste, pek öyle karı kız peşinde koşturmamak bir iyi bir şey. Bir stewardship şeyimiz daha oldu. Şuraya gelelim. Vassal tax contribution. Biraz daha para alalım. 7.2'ye ulaştık. Efendim, temperate, abartmamak işleri iyi bir ahlaki bir şey. Efendim, generous, cömert olmak, merhametli olmak ve affedici olmak. Bizim mesela şeyimiz için iyi. You lost the trait, iyice artık bizim vay be, şeylerimiz iyileşti. You gained the trait, scarred. Scarred, prestiji artırıyor. Çünkü dayak yemişti, karizması arttı. İşte, çünkü biz İrlandalıyız. Din diyordum, bunu aynı şekilde bunun bir de günahlar var. İntikamcılık, sadistlik, açgözlülük, oburluk ve şehvetlik. Bunun hepsi bir dakika, bir şey oldu galiba. İngiltere'nin başına bir şeyler gelmiş. İngiltere galiba Danimarka ele geçirmiş İngiltere'yi. Şimdi burada bizim böyle bir güçlü bir şeyimiz var. Böyle 5200 falan gibi bir ordusu var. Bu arkadaşa pek bulaşmamak lazım.
Bu arkadaşla aramızı iyi tutmamız lazım. Yoksa başımıza bela açabilir bu. Bizim kayınpeder vefat etmiş. Onunla alliance'ımız yok. Şimdi oğlumuz var. Bu arkadaşın kızı var mı? Var. Biz bunu diğer oğlumuza evlendirebiliyor muyuz? Ah. Çok aşağı seviyeli sen evleniyorsun diyor. O iş olmaz diyor. O zaman biz bunun babasıyla aramızı biraz toparlamaya çalışsak. Biraz zor. Çünkü eğer kızımız, oğlumuzu bunun kızıyla evlendirirsek bu bizim müttefikimiz olacak ve bu çok büyük bir avantaj tahmin edeceğiz gibi. Ben biraz 750 parayı bekliyorum ki hem düklüğü hem krallığı aynı anda basayım. Ki bir kazara bir şey olursa para boşuna gitmesin gibi bir düşüncem var. Evet, tamam, 752 gold'umuzu aldık, süper. Şimdi önce gidiyoruz Duchy of Ulster. Bunu bir oluşturuyoruz, 250 parayı ödedik, 300 de prestij aldık bunun için. Şimdi bizim artık iki tane düklük title'ımız var. Birisi Petty Kingdom Ulster. Bu arada Petty Kingdom dediğine bakmayın. Yine İrlandalılarda Petty Kingdom demek düklük demek. Bir de Petty Kingdom of şu şeyimiz var. Münster var. Bir de Ulster var. Evet, isimleri biraz tekerleme gibi. Şimdi de You Can Create the Kingdom of Ireland. Evet, hayırlısı da bu tuşa da basıyoruz. Şimdi You are now Mighty High King. Tamam, süper. Şimdi artık gördüğünüz gibi bizim karakterimize tacını taktı. Eşimiz de tacını taktı. O da bir kraliçe oldu. Şimdi tekrar şeye bakıyoruz. Hayatımız ne kadar bizim değişmiş. Şimdi bizim bir krallık artık title'ımız var. Kingdom of Ireland. İki tane düklük var, dört tane de kontluk var. Şimdi geliyoruz Succession Law'a. Succession Law'da ne olacak? Hala bizim oğlumuz şurayı alacak. Ama sıkıntı değil. Çünkü bu krallığın, yani krallık büyük oğula gittiği için küçük oğul bu düklüğü alsa bile bu, yani bu küçük oğul büyük oğulun vassalı olacak. Sıkıntı değil. Derdimiz bir değil. Şimdi burada eğlenceli artık hareketlerimiz var. Şöyle eğlenceli hareketlerimiz var. Biz kral olduğumuz için bu adamlar bize bağlı olmaları gerekiyordu ya hani. Biz artık bunlara şunu diyebiliriz. Abi sen gel artık bana bağlan. Savaş açmadan. Bu da bunları genelde kabul edecek. Neden -79 oldun sen? Çünkü konsülde yeri arıyor gene. 17 dayak gücü varmış. Yalnız bunun iyiymiş. Biz bunu konsülde şu arkadaşların yerine koysak Earl Muridek. Hangisi Earl Muridek? Bu da aynı kanaatte olacak. O yüzden sen biraz dur. Şu arkadaşı da dahil edebiliyor muyuz? Offer vassalaş. Evet. Onu da aldık. Your brother died. Oh. Bu arkadaş bize bağlanmak istiyormuş. Bu istemiyormuş. Neden istemiyormuş? You are of different faith. Ha? Ha, bu gayet Katolik olmuş. Biz bu arkadaşı gayet dayakla ancak toparlayabilecek haldeyiz. Bunun bir elayı var mı? Yok. Bizim ordumuz kaç? 1800, onunki 910. Tamam, biz bunu alırız. O zaman biz bu arkadaşa diyoruz ki Declare war, sen benim şeyim olman gerekiyor. Altımda olman gerekiyor. Kardeş, böyle olmaz bu iş. Yaralandık ama gene biz bu işi riske atmayalım. Biz burada şu arkadaşı gönderelim. Bizim şu yeni dükümüzü. Bizi sevmiyor olsa bile. Yalnız bu arkadaş işte istemediğimiz bir şey yaptı. Bu gitti ordu kiralamış galiba. Bakalım. Evet. Buna parası yok diye zannediyorduk. Bu biraz şey almış. Paralı asker almış. Ne yapacağız? O zaman ally çağırma işimiz var mı? Bakalım, elaylarımız ölmüştü. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu biraz can sıkıcı olabilir. Çünkü burada ne diyor kombata girersek? Eşit gibi diyor. Better army commander, more army commander traits. Bizim böyle bir sağlam bir army commander'ımız var mı? Advantages in plain farmlands step. Plains. Avantajı var bu arkadaşın. O zaman bir şansımız deneyeceğiz. Bu bir kaçmaya niyetlendi. Evet, bu heyecanlı bir savaş. Her şey olabilir. Kaybedecek miyiz, kazanacak mıyız? İyiye gidiyor. İyiye gidiyor ve galiba aldık. Evet. Dayağımızı verdik ama şeyimiz galiba öldü bu savaş esnasında. Earl Muride. Marshal'ımız öldü. Tamam, şu diğer şeyi de yaptık. Marshal, güzel. Şimdi bu arkadaşın şuraları kuşatma altına alacağız.
mancınığımız olduğu için biraz daha biz avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Evet, sen git böyle mancınıkla falan olmadan kendin anam babam yöntemleriyle uğraş. Var mı onun şeyi? Bir mancınığı. Şimdi ne olur ne olmaz. Vallahi varmış mancınığı. Ben de böyle ahkam kesip duruyorum. Olmadı. Ama gemiye falan bindi. Ha, çünkü başkente geliyor. Onun başkentini aldık. Bu ne kadar ayda? 3 ayda alacak. O zaman biz bunu bir dövmek zorundayız. Buraya kaç güne gideceğiz? 42 gün. Tamam. Yani bu Siege'den vazgeçti. Şimdi Siege'den vazgeçtiyse ben de geri döneyim. Bizim Siege'imiz kaç ay? 3 ay. Ha, o tekrar bir gemisine falan binsin. Gemiye oyunda donanma yok. Askerler gemiye biniyorlar, gemiden iniyorlar. Böyle bir hikayesi var. Bu kaç güne alacak? 4 ay. Tamam. Biz bunu alırız 20 güne. Tamam. Lannister'ı aldık. Enforce Demands. Bu adamı da bize bağladık. Evet, tabi buna bağladık derken bu adamın şeyine bağlamışız. Bir tane Dublin'i sadece bağlamışız. Burada bir atlama olmuş. Bu adam şimdi offer vassalaş tabii ki olmayacak çünkü adamla savaş açtık. Mesela burada bir ufak hata yapmışız. Düklüğü değil, kontluğu aldığımız için böyle bir şeye kalmış. Ama bu da birazcık daha bununla barış anlaşmamız bittikten sonra ya da daha değişik Ali Cengiz oyunlarıyla aslında yapılabilecek bir şey. Son olarak bizim burada yapabileceğimiz bir tane de hareket var. Adopt Special Succession Type diyor. Bu da son anlatacağım hikaye. Decisionlar, shoot up. Yani çünkü burada genelde RAM'den bahsettik, military'den bahsettik, konsülden bahsettik. Court bir miktardan bahsettik ama ilk başta çok şey değil. Intrika ve factionlar başka bir seride olsunlar. En sonunda decision. Decisionlar genelde bu major decisionlar ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişen şeyler. Şimdi burada bizim bir şeyimiz İrlanda olduğumuz ve bu krallığı aldığımız için İrlanda'nın özel kimden kime geçecek bu taht? Succession kuralları. Burada ayrı özel bir şey var. Tenistry elective. Bunu biz geçirebiliyoruz. Ve biz bunu geçirmek istiyoruz. Çünkü bu avantajlı bir şey. Bunun avantajı nedir? Succession law'umuz da bizim ama krallık title'ı için. Bu title için ben bir kişiye oy atıyorum. Ben tabii mesela kendi büyük oğluma oy atıyorum. Diğer benim vassallarım da büyük vassallar oy atıyorlar. Onun sonunda mesela şu anda bizim bu vassalımız, büyük oğlumuz en çok oyu aldı. 5 oya sahip. Diğer çocukların bir oyları yok. Çünkü benim bütün vassallar buna oy vermişler. Dolayısıyla şu anda bu alacak ama krallık title'ını bu alacak. Gene bizim ikinci oğlumuz bu Petty Kingdom of Ulster'ı alacak. Ama buranın avantajı nedir? Buranın avantajı ben istemediğim oğluma da, yani mesela bu oğlum saçma sapan bir şeyler yapmaya başladığı takdirde ben oyumu diğer oğluma getirebilirim. Bu bayağı güzel bir avantaj ama bu mesela sadece İrlanda'da olan bir özellik. Oyunda sizin farklı şeylere göre, farklı ülkelere göre farklı bir sürü decisionlarınız var. Mesela sağda gördüğünüz bu Danelaw Danimarkalılarla alakalı bir şey falan falan. Onlar da artık başka yerlerde olsunlar. Şurada bu Lannister çok hoş görünmüyor ama artık işi uzatmanın da çok bir manası yok. Evet, genel olarak Crusader Kings böyle bir şey. Yani çok bir girizgah yapmaya çalıştık. Hem karakter skill'lerinden, efendim trade'lerden, bu lifestyle'lardan, kaynaklardan, savaş nasıl yapılır, kontluk, düklük, krallık hikayeleri nelerdir, kral öldüğü zaman kime geçer, hangi topraklar. Oraları klasik bir feodal krallık için anlattık. Çünkü oyunda mesela Müslüman oynarsanız klan diye ayrı bir yönetim sistemimiz var. Farklı bir kurallar geçerli. Efendim söyleyeyim, ben bir Nordik bir şeyler oynarsam ya da böyle bir Oğuz Türkleri ile Orta Asya'da biz at üstünde ok fil atmaya kalkışırsak başka bir devlet biçimimiz var. Onların kuralları bambaşka. Onları da artık başka zamanda, başka videolarda, serilerde görmek üzere.